tam sayı kuvvetlerle çalışırken kullanabileceğimiz üstel özelliklerle ilgili birkaç alıştırma yapalım. 4 üzeri eksi 3 çarpı 4 üzeri 5'in neye eşit olduğunu hesaplayarak başlayalım. Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve cevabı benden önce kendi başınıza bir deneyin. Bu soruyu çözmenin farklı yolları var. Tabanı aynı olan iki sayıyı çarptığımızda çarpımın tabanı da aynı olacak. Yani bu örnek için 4 olacak. 4 üzeri eksi 3 artı 5, 4 üzeri 2 eder. Evet, bu üstel özelliklerden biridir ama isterseniz neden olduğunu, neden bunun böyle olduğunu da inceleyelim. 4 üzeri eksi 3, 1 bölü 4 üzeri 3'e eşittir. Bunu 1 bölü 4 çarpı 4 çarpı 4 olarak da ifade edebiliriz. 4 üzeri 5 ise, 5 tane 4'ün birbiriyle çarpımı. Yani 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 olacak. Payda 5 tane paydada da 3 tane 4 olduğunu fark ettiniz öyle değil mi? Ve paydadaki 4'lerin 3'ü, paydaki 4'lerin 3'ü ile sadeleşince geriye 5 eksi 3 ya da eksi 3 artı 5, yani 4 çarpı 4 kalır. 4 çarpı 4'e 4 üzeri 2 ile aynı şeydir. Bir tane de değişken içeren bir örnek yapalım. Diyelim ki a üzeri eksi 4, çarpı a üzeri 2'nin neye eşit olduğunu bulacağız. Tabanlar yine aynı. Tabanları aynı olan iki üstel ifadeyi çarptığımızda kuvvetleri toplayabileceğimiz de bildiğimize göre a üzeri eksi 4 artı 2'den a üzeri eksi 2 elde edeceğiz. İşin mantığını düşünecek olursak bu 1 bölü a çarpı a çarpı a çarpı a'ya eşittir öyle değil mi? Burada da a çarpı a var. Buradaki bununla bu da bununla sadeleştiğinde geriye 1 bölü a çarpı a, yani a üzeri eksi 2 kalıyor. Şimdi de bir bölme işlemine bakalım. 12 üzeri eksi 7 bölü 12 üzeri eksi 5. Bu ne eşittir? Aynı tabanlı üstel ifadeleri böldüğümüzde kuvvetleri birbirinden çıkarıyoruz. Yani bu örnek için 12 üzeri eksi 7 eksi eksi 5 oluyor paydadaki kuvveti paydaki kuvvetten çıkarıyoruz. Ve bu da 12 üzeri negatif bir sayıyı çıkarmak, toplamak demek olduğu için 12 üzeri eksi 2 eder. Bunun mantığı üzerine düşünecek olursak 12 üzeri eksi 7 bölü 12 üzeri eksi 5'i 12 üzeri eksi 7 çarpı 12 üzeri 5 olarak da yazabiliriz öyle değil mi? Paydadaki sayının tersini aldığımızda kuvvet pozitif olur ve bu sayede de az önceki örneğe çok benzeyen bir ifade elde ederiz. Son olarak değişken içeren, yine içinde bir değişken bulunan bir örnek daha yapalım. x üzeri eksi 20 bölü x üzeri 5. Yani yine tabanı aynı olan iki üstel ifadenin birbirine bölümü, bölünmesi. O halde bunu x üzeri eksi 20 eksi 5 olarak yazabilirim ve sonuç x üzeri eksi 25. Orijinal ifadede x üzeri eksi 20 var. Paydadaki x üzeri 5 ise x üzeri eksi 20'nin x üzeri eksi 5 ile çarpımı ile aynı şey. Kuvvetleri topladığımızda da x üzeri eksi 25 elde ederiz.